Sadık da gitti işte. Sadık nasıl gitti peki? Yeni dönem Türk dizilerinde psikolojik öğelerin daha fazla kullanılması. Bekliyorum. Son dönemlerde ekranlarda sıklıkla denk gelinen yerli dizilerimiz psikolojik tahlillere daha fazla yönelmeye başladı. Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Bir Başkadır gibi dizilerde kullanılan psikolojik öğelerin ardındaki şey nedir? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hayır, çamursun. Hayır, pisliksin. Değilim. Özellikle son dönemlerde bu tip dizilerin daha fazla ilgi görmesi nedeniyle yapımcılar bu tip konulara yönelmeye başlamıştır. Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda televizyonda belli bir süre daha yayınlanamayacak. Netflix yapımı olan Bir Başkadır adlı dizide gözlemleyebildiğimiz ve psikolojik rahatsızlıkları, psikologları ve psikiyatristleri merkeze alan yerli yapımlar çıtayı yükseğe taşımaya başladı. Bir Başkadır adlı dizi diğer dizilerden ayrı tutulmalıdır. Çünkü gerçek ve televizyon dünyasının yapay gerçekliğini son derece sert bir dille ekrana getirmiştir. Türk-Kürt, kapalı-açık gibi zıt kutuplar, çarpışmalar başarılı bir psikanalitik altyapıyla hazırlanmıştır. Kimliğini gizleme, aileden utanma, yok sayma, hor görme gibi çarpıcı öyküleriyle dizi sağlam bir zemine oturtulmuştur. Dizideki tiplemeler klişe bir dille modern insanın yabancılaşması, geniş camdan kaleler içindeki sıkışmışlığı ile o dünyanın rüyasını gören kişilerdir. Dizinin bir tarafı olmaması ise başka bir olumlu özelliğidir. Her karakterin içinde yaşadıkları ile gerçekte oldukları arasında derin uçurumlar mevcut. Sinan'ın Tülbent Fantazisi, Hoca'nın Kızının Elektro Müzik Ev Partileri, Meryem'in Otobüs Yolculuğu İstanbul gerçeğiyle yüzleşmemizi sağlıyor. Otobüs yolculuğu ile karakterler bir zaman yolculuğuna çıkıyor. Görünüşü batılı ancak Anadolulu olan karakterlerin yaptıkları roller çok başarılı. Eğlenceyle kaybolan gençlik kadar dini hurafelerle korkutulan kenar mahalle insanlarının sorunları genel olarak aynı. Mutsuzluk ve kendilerini bir yere ait hissedememe. Son yıllarda gündemden düşmeyen kutuplaşma kavramı ise çok iyi işlenmiş. Club'da koruma görevi yapan Yasin, kadınlar tuvaletine girmekten bile çekinmiyor. Dünyanın global bir köy olduğu kavramı dizide İstanbul üzerinden işleniyor. Türkiye'de aslında olmayan burjuvazinin sanal görünümlerinin altında bastırılmış cinsellik ve aidiyet istemi olduğunu görüyoruz. Her kesimin kullandığı bir dil var. Bu durumda da toplum içinde bir iletişimsizlik doğuyor. Karakterler hep soru cümleleriyle konuşmaya çalışıyor. Bu da tabii ki iletişimsizliği arttırıyor. Okay, I'm not good at speeches. Bu tip yapımların daha önce yapılması gerekiyordu. Çünkü psikolojik yapımlar diğer ülkelerde çok daha önceden yapılıyordu. Örneğin The Sopranos dizisini ele alalım. Amerikan alt kültürü, kimlik bunalımı ve bilinçaltındaki rahatsızlıklar bir yana, kurgu dünyayı bile tiye alabilecek olgunlukta bir dizi The Sopranos. Baba, Sıkı Dostlar gibi filmleri izleyenlere çok yavan ve özensiz gibi görünse de gerçek dünya işte bu dedirtecek bir gerçeklikteydi. Keşke daha cesur olabilsen. Senin için başkaları değil, sen kendin mücadele edebilsen. Kırmızı Oda ve Bir Başkadır adlı yapımlarda karşımıza psikolog ile yapılan seanslar çıkıyor. İtalya'yı, köklerindeki ülkeyi görünce gözünde değersizleşen Amerika, cenazede babasına bakan oğul ve sonraki sezon finalinde oğluna bakan baba. İtirafların oluk oluk aktığı rüya sahneleri.
Meryem'in bayılması ile sekansın açılması sopranolara çok benziyor. Bir Başkadır adlı dizide doktor zaten bu noktadan sonra Sinan karakterini sorguluyor. Sopranolarda da ördekler nevrozun tetikleyicisi gibi durmaktaydı. Are you okay? Six Feet Under dizisi ise ölümü dolayısıyla varlığı sorgulayan sert bir diziydi. Belki bir suç dizisi değildi ancak rüya, bilinçaltı ve uyuşturucu sahneleriyle gerçeklikle metafiziği aynı anda kotartacak bir sürrealliğe sahipti. David Fisher'ın eşcinsel suçlu ile yaşadığı gün, uyuşturucu etkisindeki Last Supper ve kaybolan eşe ulaşma çabası gibi insanı zihnen yoran bölümlerinde yerli yapımlarımızdaki izlerini görmekteyiz. Bir Başkadır adlı dizinin bu iki diziden etkilendiğini gösteren daha pek çok gösterge vardır. Karakterlerin cinsel arayışları, histeri krizleri, cinsel çarpıklıklar dizinin gidişatını etkiliyor. What are you doing? HBO'daki diğer dizilerinde pek çok Türk dizisini etkilediğini söylemek mümkün. Bizim dizilerimiz daha çok kitap uyarlaması şeklinde ilerliyor. Kitap yazarları kendi kitaplarından çevrilen dizilerde senaryo danışmanlığı yapıyor. Bu daha ne kadar devam eder bilinmez ama alınan reytinglerin çok yüksek olması Türk televizyon tarihinde daha çok psikolojik yapım göreceğimiz anlamını taşıyor. Önümüzdeki yeni yayın döneminde ise Türk kanalları bu işi çok daha ileri götürecek gibi duruyor. Kestik! Devam edin, ilerken de çekelim. Sinemada olduğu gibi son dönem Türk dizilerinde farklı eğilimler, tarzlar ve anlatım dilleri denenmektedir. Özellikle 90'lı yıllarda yaşanan değişmeler Türk sinemasına ve dizi sektörünü etkilemeye başlamıştır. Bu bağlamda klasik kurgu anlayışı ve anlatım kalıpları değişmeye, dönüşmeye başlamıştır haliyle. İşte yeni dönem psikolojik diziler tam da bu yansımanın ve değişimin bir ürünü. 2000'li yıllarda sürekli büyüyen Türk dizi sektörü günümüzde çok boyutlu karakterler yaratmak için psikolojiden ve klasik eserlerden faydalanmaya başlamıştır.